Merhabalar KHK TV'den. Bugünkü konuğumuz Kars Belediye Başkanı, siyasetçi, insan hakları savunucusu, gazeteci ve yazar. İki dönemde HDP'den milletvekilliği yapmış Ayhan Bilgen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, evet. Bu virüs günlerinde her şeye rağmen iyi olmaya çalışıyoruz. Umudumuzu, inancımızı en azından koruyoruz daha iyi olacağına dair. Evet. Kendi o halinizi ilan ettiniz mi yoksa sürekli o hal yaşayanlardan mısınız siz de? Evet, biz galiba sürekli o halde alışmayı öğrenenlerdeniz. Yani sadece tabii doğadan, virüslerden kaynaklı o haller yaşamıyoruz. Keşke hepsi bu kadar olsa. Bunun ötesinde bir olağanüstülük artık Türkiye'nin olağanı, rutini, sıradanı haline geldi. Tabii ki bu bir normal görme, makul görme hali olmaması gerekiyor. Evet. Sohbetimize şöyle başlayalım. HDP'de siyaset yapıyorsunuz. Bir dönemde Mazlum Der Genel Başkanlığı yapmışsınız. Sanırım bir de insan hakları savunuculuğu günlerinde Demokratik İslam Kongresi evet. Kurucularındansınız. Doğru mu? Evet. Evet. HDP'de siyaset yapmak birçok risk barındırıyor. Siz HDP'de siyaset yapmayı nasıl algılıyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz içeriden birisi olarak? Aslında biz insan hakları savunucularına genellikle hani sorulan, özellikle yurt dışından gelen heyetlerin sorduğu bir klasik soru vardır. Derler ki siz mağdur musunuz yoksa idealist misiniz? Yani dayanışma amacıyla mı savunuculuk yapıyorsunuz yoksa kendiniz aynı zamanda mağduriyetin öznesi misiniz? Ben bu anlamda hani HDP'nin devraldığı siyasi mirasın öznelerden değilim. Yani gerçekten bu anlamda yaşanmış çok ciddi mağduriyetler, büyük mağduriyetler var. Özellikle 90'lı yıllarda işte köy boşaltmalar resmi kayıtlara da girdiği için söylüyorum. İşte milyonlarca insanın AİHM'e başvurup sonra Türkiye'nin AİHM'deki davaları ortadan kaldırmak için uzlaşma yoluna gittiği, yani aslında bu anlamda suçu kabul ettiği süreçlerde ben insan hakları alanındaydım. Dolayısıyla da o dönemde yaşanan vakalar benim daha dayanışma tavrı koyma sorumluluğum olduğunu, yani ben mağdur olmasam da mağdurların yanında en azından sembolik bir pozisyon almam gerektiğine dair bir inancın eseridir. Bunun ötesinde ben yani siyasetin özellikle de kişisel çıkar, işte grup, parti fanatizmi ya da işte yakınlarınızın kolay hızlı ranta ulaşması, zenginleşmesi aracı haline gelmesinden ciddi biçimde rahatsızım, şikayetçiyim. Bu anlamda siyasetin bir meslek haline gelmesinin de siyasetin bütün kredisini tükettiğini, itibarını, saygınlığını bitirdiğini düşünenlerdenim. Onun için hani benim siyasetteki pozisyonum sadece hak savunuculuğunun siyasi zeminlerde de yürütülmesi gerektiği, parlamento zemininde de, yerel yönetimlerde de yürütülmesi gerektiğiyle ilgilidir. Bu anlamda hani belki partinin hani özne pozisyonunda doğrudan mağdur bir tabanı, bir örgütlülüğü var. Bizimki bir dayanışma tavrı olarak tarif edilebilir diye düşünüyorum. Evet, birçok meslektaşınız kısa süre içerisinde görevden alındı. Siz hala görevinizde bulunuyorsunuz. Böyle bir endişe var mı? Görevden alınma, gözaltı, tutuklanma süreci yaşayacağınızı düşünüyor musunuz? Ben milletvekiliyken o olağanüstülük içerisinde 8 ay kadar tutuklu kaldım. Tabii ucube davalardan birisiydi. Yani bugün de kayyum atanması konusunda şu ifadeyi kullanıyorum. Tabii bir ironi ve benzetme. Hiç kayyum atanmayacakmış gibi çalışmak ama yarın kayyum atanacakmış gibi de hazırlıklı olmak diye tarif ediyorum. Çünkü yani ne yazık ki bir öngörülebilirlik, bir hukuki standart olmadığı için hepsi de olabilir. Hani neden şimdiye kadar olmadı diye bazen böyle sorular da oluyor. Hani sanki
kayyum atanmaması anormalmiş gibi. Kayyum atanması artık o kadar sıradan, rutin bir duruma dönüştü ki bunun açıklama izahını yapıyoruz. Ben de kendimce şöyle izah ediyorum. Diyorum ki öyle bir enkaz var ki Kars Belediyesi'nde, yani öyle bir yağma talan yapılmış ki kurumsal hiçbir değer kalmamış. Yani yolsuzluklar diz boyu, aylık 3-4 milyon geliri olan bir belediyenin 400 milyon borcu var. Dolayısıyla böyle bir enkazı hani devralmak isterler mi? Yönetmek isterler mi? Çok emin değilim. Bir de tabii Kars'ın sosyolojisi de biraz kendine özgü. Yani belki Diyarbakır'dan, Van'dan farklı, Batman'dan farklı olarak yani çok farklı kimlikler, kültürler bir arada yaşıyor ve siyaset de çok parçalı aslında Kars'ta. İki kutuplu değil. Yani sadece işte AKP-HDP arasında çoğu, tabii Kürt nüfusunun yoğun olduğu şehirlerde böyle ama Kars'ta böyle değil. İşte neredeyse yerel seçimlerde son 3 seçimdir. Bütün partiler birbirine yakın oy alıyorlar. 4-5 parti neredeyse hani kazanmaya yakın sonuç elde ediyor. Dolayısıyla böyle 4-5 kutuplu bir şehirde hani iki kutupluymuş gibi davranma yoluna gidilirse bu sadece iktidar partisine de zarar verir. Muhtemelen insanlar saflaşırlar. Bu saflaşma da özellikle AKP seçmeni açısından da çok iyi sonuçlar vermez diye düşünüyorum. Dolayısıyla belki bu sosyolojik nedenler ya da biraz önce söylediğim belediyenin kurumsal sorunları dolayısıyla şimdiye kadar tercih edilmediğini tahmin ediyorum. Evet, MHP'den devraldınız belediyeyi. Yanılmıyorsam değil mi? MHP'den devraldınız. Son bir yılında istifa etmişti partisinden. Yani ama sonuçta MHP'den seçilmişti ve 4 yıl boyunca da MHP yönetti şehri, evet. Resmi törenlerle gündeme gelmişti. Vali ya da garnizon komutanıyla sorunlar yaşıyordunuz. Atlatabildiniz mi o sorunları? Yani hani soğuk savaştan soğuk barışa geçtik demek mümkün. Yani ne yazık ki tabii yeterli bir işbirliği, iş bölümü, kurumlar arası dayanışma olduğunu söylemek mümkün değil. Ama birazcık hani herkes kendi işini yapsın, kimse kimseye karışmasın modunda götürüyoruz. Oysa tabii daha ciddi bir işbirliği yapılsa şehre daha güzel hizmet yapılabilir. Zaman zaman böyle kurumsal ilişki, işbirliği ihtiyaçları doğduğunda çok verimli olabildiğimizi söyleyemem. Yani hala bazı kurumlar bu anlamda iletişim kurmaktan kaygı duyuyor, çekiniyor, mesafe koyuyor. Ama biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta bu işin asıl sahibi bürokrasi açısından da, siyaset açısından da toplumdur, Karslılardır. Hani asıl patron Karslılar. Biz Kars'ta yaşayanları memnun etmekle mükellefiz. Temizlik hizmetlerinden işte park bahçelere ya da diğer hizmetlere kadar. Diğer kurumlar da eğer halka hesap verirlerse, halkı asıl özne görürlerse tahmin ediyorum uzlaşacak, ortaklaşacak bir noktayı yakalama konusunda bir olgunluk ortaya çıkar. Ama şu an itibariyle sadece hani belki birkaç kriz konumuz var devam eden. Ama onun dışında işte güvenlik soruşturmaları falan gibi konular adeta kilitlenmiş bir pozisyonda. Ama onun dışında hani bir karşılıklı birbirimize müdahale etmeme pozisyonunda işlerimizi yapıyoruz. Biz sadece ona odaklanmış durumdayız. Evet. Devleti yöneten siyasi irade her zaman Cumhuriyet tarihi boyunca bir kesimi ötekileştirdi, ayrıştırdı, ayrıştırıcı dil kullandı. Türkiye bu sorunu bir türlü yenemedi. Bu süreçte de önce bir Kürt açılımı nedeniyle toplum biraz heyecanlanmıştı acaba. Bir asır süren kavga sona erip tekrar barış mı olacak, kardeşlik tekrar yerine gelecek, terör bitecek mi derken bu müzakere masası yıkıldı. Tekrar iki halk birbirlerine karşı tırnak içerisinde söylüyorum, kavga eder pozisyona getirildi ya da öyle algılandı. Siz devletin ya da devleti yöneten siyasi erklerin toplumu ayrıştırmasına ve ötekileştirmesine nasıl bakıyorsunuz? Kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz? Şimdi hani galiba bu Raşel'in bir sözüydü. Filistin'de İsrail tanklarına karşı tavır koyan işte Amerikalı bir insan hakları savunucusu hayatını kaybetti biliyorsunuz. Yani zulüm bizdense ben bizden değilim cümlesi. Aslında her birimiz ahlaki olarak,
böyle bir pozisyon almalıyız. Bizim kendi içinde bulunduğumuz topluluk, çevre bir başkasına haksızlık yapıyorsa, zulüm yapıyorsa benim kimlik olarak onlara yakın olmam, düşünce olarak ve pozisyon olarak da onlara yakın olmamı gerektirmemeli. Yani burada daha net biçimde hani şunu ifade edebilirim. Sonuçta Türkiye'de sorun esas itibariyle bence toplumsal değil, siyasal sistemle ilgili. Elbette toplumsal yansımaları var. Toplumda da zaman zaman ön yargılar, ezberler, korkular, yani ötekileştirmeler oluyor. Toplum çok masum diyemem. Hele tarihin belli dönemlerinde linçler, özellikle organizasyon boyutu olan linçler tarihte bir kara lekedir. Ama yani sebebi nedir? Toplum kötüdür zaten. Hani bizim genlerimizde zaten zulüm, baskı var mı diyeceğiz? Yoksa bu eğitim sistemi, bu kültür, bu işte siyasetçinin ötekileştiren dili, medya bunlar mı asıl sorumlu? Bence insanlar doğuştan günahkar doğmayacağına göre genlerinde hani zulmetme eğilimi, potansiyeli bir değişmez olgu olamayacağına göre yani burada sistemi sorgulamak lazım. Ben siyasetçilerin kamplaştırmayı bilerek tercih ettiğini, kamplaştırarak kolay kazanç elde ettiklerini düşünüyorum. Herkes kendi fanatik kitlesini motive etmenin yolunu futbol taraftarı gibi tribünde abigoluk yapmak yoluyla yani sağlayabiliyorlar. Oysa toplum da buna prim vermemeli. Bu tabii toplumun da bilinç düzeyiyle ilgili, yaklaşımıyla ilgili bir ahlaki sınavdır. Ama özel olarak da çözüm süreciyle ilgili şunu söylemek isterim. Yani burada bir siyasi olarak hesabını verememe tablosu var bence. Hani o Cumhurbaşkanlığı'nın deyimiyle baldıran zehri içmeyi aslında sözlü olarak beyan etmekle birlikte göze alamamış olma halidir bence yaşadığımız. Yöntem olarak çok şey eleştirilebilir. Ben de çözüm sürecinde birçok şeyi yöntemsel olarak eleştiriyordum. Elbette ki hiçbir şeyin maliyeti insan hayatından daha yüksek olamaz. Ama yani insan hayatı ölümlerinin durması önemli bir avantajdı, fırsattı. Ama bunun kalıcı, sürdürülebilir ve kabul edilebilir olması konusunda bence iyi yönetilmedi süreç. Kapalı kapılar ardında sadece tarafların görüşmesi değil, yani demokratikleşme, hak ve özgürlükler bence hiç pazarlık konusu bile yapılmadan ele alınmalıydı. Ama güvenlik politikaları da kendi mahremiyeti içinde yürütülmeliydi. Ne yazık ki ikisini birbirine karıştırdık ve yani birazcık hani arabayı atın önüne bağladık, öyle tarif edebilirim ben. Güvenlik politikaları ile ilgili yaklaşımla demokratik anayasa talebi ihtiyacı birbirine karıştı. Tabii eş zamanlı yürütülebilir ama her birinin kendine özgü hassasiyetleri, öncelikleri vardır. Bunun gözetilmediği için başarısız bir girişim, deneme olduğu kanaatindeyim. Evet. Kısa süre önce katıldığınız bir canlı yayında muhalefetin Anadolu'da büyüdüğünden bahsediyorsunuz ve bu muhalefetin büyümesinin iktidarın sonunu getireceğini söylüyorsunuz. Bu toplumsal muhalefeti yani toplumsal muhalefetten umutlu musunuz Türkiye'nin geleceği için? İşte, tabii bir kere hani sosyolojik olarak biz çok muhalefet etmeye alışkın bir toplum değiliz. Biat kültürü, itaat kültürü ne yazık ki bazen dindarlıkla da karışarak hani iktidara, otoriteye biat etmekle değerlerimize bağlılığı, ilkelere bağlılığı ya da tarihe, kültüre, inanca bağlılığı karıştırıyoruz. Yani bu anlamda bir ulul emre itaat kavramının hani yanlış kullanıldığını, yanlış algılandığını ve istismar edildiğini baskıcı dönemlerde de, tarihin birçok döneminde de bu anlamda ciddi kırılmalar yaşandığını biliyoruz. Anadolu tarihinde de, Orta Doğu İslam tarihinde de bunun örnekleri var. Yani ben özellikle önümüzdeki hani belki dönem için bir hani sembolik anlam ifade ettiği için söylüyorum. Yani burada hani eğer şöyle bir süreç yaşamayı başarabilirsek, toplum kendini özne görebilirse, kendi ayakları üzerinde durma, kendini koruma, savunma, dayanışma oluşturma, işte bugünkü mesela sağlık salgın krizini ekonomik dayanışmayla atlatma, küçük işletmelerle insanların işsizlik sorununu çözebilme konusunda güçlü toplumsal dayanışma ağları kurma gibi bir işlev görebilirse, bence yani iktidara bağımlılık ve yöneticinin bu anlamdaki yani aslında insanlar üzerinde oluşturduğu tahakküm, hangi parti iktidarda olursa olsun, lider kim olursa olsun daha kolayca aşılabilir. Ama bunu başaramazsak, bu konuda mesafe alamazsak sadece siyasal muhalefetle, sadece parlamento içi muhalefetle, sadece siyasetçilerin
çekişmeleriyle, polemikleriyle güçlü etkin bir muhalefet çıkmaz. Bu anlamda ben iktidarın sorunları olduğu gibi, iktidarın zaten sorunları olur genellikle, iktidar çürür, yozlaşır, kopuşur ama ben muhalefetin sorunlarının daha çok önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siz alternatif ortaya koyamazsanız, iktidarın kötü bir taklidi olursanız, birçok kritik konuda ne yazık ki zaman zaman böyle bir dil olduğunu yani muhalefet partilerinde de görüyoruz. İktidarla bazen ötekileştirme yarışına giriliyor. İktidar kuralları koyuyor, denklemi kuruyor. Minderi deyim yerindeyse o belirliyor. Siz o minderde dövüştüğünüzde onun kurallarıyla dövüşüyorsunuz ki buradan bir güçlü muhalefet çıkmaz. Ama toplumdaki öfke, tepki, rahatsızlık anlamında yani örgütlenmesi gereken, sözcülüğü yapılması gereken ciddi bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Evet. Gelelim KHK konusuna. Sizin partiniz de bu KHK'lardan oldukça mağdur. Birçok arkadaşınız da görevden alındı. Türkiye'de de HDP'li olmayıp, Kürt olmayıp KHK'lı olan insanlar var. Bunlardan bir tanesi de benim, bir gazeteci olarak. Bu KHK meselesine ne diyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz? Partiniz penceresinden konuya girerseniz ve daha sonra genelleştirirseniz KHK'larla yönetilen bir ülke haline geldi Türkiye. Olağanüstü hal uygulamaları kalktı. Resmi olarak kalktı ama fiili olarak devam ediyor. Bu KHK'larla alakalı söyleyecekleriniz var mı? Yani bir tabii KHK'ların başladığı dönem var. İşte 15 Temmuz sonrasındaki yani 20 Temmuz'dan itibaren başlayan sürecin yani bir kere ne kadar amacına uygun tırnak içerisinde söylüyorum. Gerçekten bir hani darbe gerçekleştiğini de varsayalım. Hani iktidarın bu konudaki retoriğinin tamamen doğru olduğunu bile varsaysak bunun çok geçici ve özgürlüklerin özüne dokunulmadan bir süreç yönetimi biçiminde tezahür etmesi gerekirken tam tersi oldu. İlgili ilgisiz herkes adeta bir hani fırsat olarak görülerek tasfiye edildi. Burada adil bir yargılama, etkin bir soruşturma, bütün bunlar hukukun en temel ilkeleri ya da idari denetimin, idari yargının en temel süreçlerinin hiçbirisi işlemedi. Dolayısıyla böyle bir dönemin sonra hani geriye dönüldüğünde en azından insanlık vicdanında yeni bir yargılama konusu olacağı çok açık. Ben hani o dönemde çok yüksek perdeden konuşan, önemli roller üstlenen, örneğin 15 Temmuz komisyonunda işte üst düzey görev alan ya da başka bir takım süreçlerde kritik işler yapanların sonra siyaseten iktidarla yolları ayrıldığında o döneme dair çok ciddi şeyleri paylaşacağını düşünüyorum. Ama bunu 3 yıl, 5 yıl, 15 yıl ne zaman sonra göreceğiz bilmiyorum ama sonuç itibariyle yani kötü bir dönem insanların ekmeğiyle sınanması, işte mağduriyetlerin sadece kişisel suç kategorisinde bile görülmeyip kaldı ki neyin ne kadar suç olduğu da dönemsel olamaz. Yani bir cemaate yakın olmak, tırnak içinde gazetesini okumak, yurdunda kalmak, burs vermek, sendikasına üye olmak eğer suçsa bugün de benzer birçok yapı için aynı şey suç olması lazım. 5 yıl önce suçtu, şimdi değil ya da işte şimdi suç, yarın ne olacağı belli değil. Böyle bir hukuk süreci olmaz. Tutarlılık açısından ciddi bir kabul edilemezlik olduğu ortada. Ama diyelim ki kişiler suç işledi. Yani bunun bedelini çocukların ödemesi, işte insanların nehirlerde boğulacak kadar işte bu ülkeyi terk etmek zorunda kalması, bırakılması, yani işsizlikle terbiye edilmesi, anne babaların bile bu anlamda bir baskıya maruz kalması asla kabul edilebilir bir şey değil. Yani döneme göre değerlerimizi değiştirmememiz gerekiyor. Yanlış kim tarafından, kime karşı yapılmış olursa olsun yanlıştır. Evet, çok sesimizi yükseltememiş olabiliriz. Yeterince acının büyüklüğüyle ortaya çıkan tepki denk olmayabilir. Ama ne olursa olsun tarih herkesi layık olduğu yere yazacaktır. Evet. Son sorum da şu olsun. Bugünlerde mecliste kısmi af ya da infaz indirimi resmi ismiyle bir yasa tasarısı görüşülüyor. Bu yasada taslakta kapsamı konusunda toplumda bir mutsuzluk var, tatminsizlik var. Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Şimdi aslında bu konuda yani bugünkü iktidarın temsilcisi, sözcüsü, Cumhurbaşkanı'nın kullandığı ifade, şimdiye kadarki kullandığı tabir
Bence doğru, yani söylediği doğru ama yapılan iş yanlış. Yani devlet kendisine karşı işlenen suçları affedebilir, affetmeli toplumsal barış açısından. Ama kişilerin birbirine karşı işlediği suçlar, topluma karşı işlenmiş suçlar devletin af yetkisinde değildir, mağdurun yetkisindedir. Burada tam tersiyle karşı karşıyayız. Yani devlete karşı işlenmiş suçlar diye kategorize edebileceğiniz, tırnak içinde Türkiye'de terör kavramıyla ifade edilen alan son derece muğlak. Yani herkes o çuvalın içine, o torbanın içerisine rahatça atılabiliyor. Onu konuşmak, tartışmak bile yani kabul edilebilir görülmüyor. Mecliste işte partiler birbirini suçluyor bununla. İktidar bloku diğerlerini suçluyor. Siz şunların da mı çıkmasını istiyorsunuz gibi itham konusu yapıyor. Aynı sözü söyleyen partinin mensupları bunu yapıyorlar. Yani devlete karşı işlenen suç nedir o zaman? Yani uyuşturucu mudur devlete karşı işlenen suç? Çocuk istismarı mıdır? Kadına yönelik şiddet midir? Yani bu başka bir şey ama yani diğerleri konusunda aslında hani sergilenen tavır elbette ki hani ben şöyle bir noktada değilim. Siyasiler bırakılsın, diğerleri kalsın değil. Bu bir sağlık konusuysa, sağlık için alınmış bir tedbirse yaşama hakkı herkes için geçerlidir. Ama Türkiye'de ne ceza sistemi ıslahı başarıyor, ne suçla mücadeleye hizmet ediyor. Tam tersine bir biçimde aslında toplumsal çürüme, yozlaşma, suç işleme potansiyeli gittikçe yükseliyor. Ama bir taraftan da işte itiraz eden, karşı çıkan, eleştiren, işte AİHM'in hani kararlarında kullandığı tabir olduğu için söylüyorum, şok eden, rahatsız eden düşünce açıklamalarına ise tahammül gösterilmiyor. Dolayısıyla bu süreç ne yazık ki bırakın beklentiyi karşılamayı, daha büyük bence sıkıntıları beraberinde getirme potansiyelini taşıyor. Evet. Teşekkür ederiz. Değerli görüşlerim bizimle paylaştığınız. Tekrar görüşlerinize başvurmak istersek herhalde objektifler sizlere, isterseniz size her zaman bizim misafirimiz olabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz Ayhan Bilgen. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum size.